Rotasyonunu düzgün yapamadı Galatasaray. Şimdi evet. 11'e baktığımızda... Şöyle ben bir aktarayım istersen Söyle. sen yorumlamadan önce. E, Mustera'nın cezası var hatırlarsınız. Günay Kale'de olacak. Yakovs, Abdülkerim, Sanchez ve Kaan dörtlüsü savunmadı. Ortada Torreira, Sara. E, önlerinde Merten, solda Yunus, sağda Barış. İleri uçta da Osmen'in yine yokluğunda Icardi görev alacak. İskelet kadro. O bugayı evet, yani, devam ediliyor aynen, şu anda. Son haftalara da şöyle bakarsak, Osimen'in gelişini de e, düşündürsek, Günay ve belki Osimen ikilisi yok. Evet. E, Muslara düzelteyim. Yani orada Osimen'in zaten hani bu tip maçlarda, o olsaydı çok, ama yani, çift forvet olmayabilirdi. Yok, olmayabilirdi. Hı -hı. E, çünkü Avrupa'da bu tip, biraz önce altın çizdiğimiz fizik gücün mücadelenin Hı -hı. üst seviyede olduğu maçlarda çift forvet çok tehlikelidir. Hı -hı. Yani o yüzden e, böyle bir deplasmanda. Çok cesur bir tercih olurdu Okan Buruk adına. Ama sakatlığı var bu arada. Bildiğim kadarıyla da iki hafta olmaz. Milli araya kadar da Öyle sahaya şey. çıkmayacağını düşünüyorum. Sanchez'in dönüşü önemli. Galatasaray'ı yöneten Hı -hı. yani ne kadar Icardi hani şarkılara konu olsa da Mertens skorer özelliğiyle ön plana çıksa da Galatasaray'ın bence Torreira ile beraber kilit isimleri bunlar. Evet. Yani topu öne taşıyan bu oyun prensibinde Sanchez olmadığında Galatasaray çok geriye yaslanıyor. Oyuna çok geriye çekiyor ve o alan hı. daralmıyor. Sanchez bunun için bir de önde basıp topu erken kapı, kapıyor. Yani Nelson çok geri çekilen bir oyuncu. Evet, Abdülkerim'in de yükselen formunda dikkate Kesinlikle. alırsak bu iyi bir ikili oldular. Çok, yani onların ikilisi geçen sezonda bir hayli Galatasaray'ı taşımıştı sakat ceza dışında. Hı hı. Sanchez bir kere burada işleri değiştirecek adam. Yakup's formda hiç değişeceğini düşünmüyorum. Kaan'ın yokluğu, Yelert ee, o etkiyi veremedi. Yani maliyeti 9-11 evet. milyon eurolara gidiyor bonuslarıyla ama kanun varlığı çok önemli Galatasaray'ın. Evet. Jakobson bir parantez açarsam tabi e, tabii bazı bölgelerde dinlendirebilecek alternatif Hı -hı. oyuncular var ama sol bek konusunda dinlenemeyecek oyunculardan da biri sanırım evet, Jakobson. Çok haklısın ama burada şu bir an önce devreye girmeli bu maçtan bağımsız söyleyeyim. Yenert bir an önce hazır olmalı ve hem evet. sağ hem solu yedekleyen biri olarak hani ister 45 dakika, hı. ister 70 dakika vesaire Yakup'su da dinlendirmen gereken maçlar olacak. Şimdi Alanya var. Sonra bir evet. milli ara dinlenecek. O ayrı. Kasımpaşa maçında e, Yelert hatırlarsan evet. Okan Burak'a bir soru da yöneltilmişti. Hı. Biraz da gergin bir cevap da vermişti. Yeler'tle ilgili hı hı. E, sağda ortada, solda görev almasına hı hı. dair. Acaba e, öyle değerlendirilebilir mi? Yani bu maç özelinde düşünmüyorum. Ama hı hı. diğer e, maçlarda belki üçlü savunma oynadığınızda ya da beşli orta sahayı daha net bir şekilde kullanan maçları olacaktır. Hani Kaan o kadar gidip gelen bir oyuncu değil. Ama Yelert'in şu anda maliyetine baktığımızda o bekleneni veremediğini e, herhalde hepimiz hemfikirizdir. Aynen. Yani Galatasaray'ın bir beke 9 milyon euro net e, garanti ücret verdiği Hı -hı. ve onu net kullanamadı. burada bir tabii ki problem e, söz konusu. Evet. Torreira'nın dönüşü kritik. Torreira Saray hı hı. Dinlenmiş ikilisi bence, bir şekilde dönüyor evet, Torreira? fazla dinlenmiş şekilde dönüyor. Yani Galatasaray'ın Kasımpaşa maçındaki hı hı. kaybının bir sebebidir bence evet. olmaması. Torreira Saray ikilisi net bir şekilde birbirine alıştı. Düzeni düzeni sağlayan ikili oldu. E Barış, Mertens, Yunus. Yunus'un çıkışı önemli evet. Galatasaray adına. E bir de tek kanat oyuncusu değil. Yani her iki kanada da gidebilen. Zaman zaman ...savunma çıkışları önemli bir oyuncu. ben yani Galatasaray'ın böyle kilit 11'inde çok bir değişiklik yok. E, Rigas kolaya biraz baktığımda... E, ...beşli savunmayı tercih ettiğini ağırlıklı evet. olarak gördüm. Acaba e, buna nasıl bir önlem alınabilir? Ya da bu Galatasaray'da acaba e, neleri değiştirebilir? Şimdi çok çıkacaklarını düşünmüyorum. Yani Hı -hı. biraz daha savunma güvenliğini elbette... Biraz daha kapanan olacaklar. bir takım mı yani, görüyoruz acaba? Beşli savunma ama önünde bir üçlü daha net... Hı -hı. E, ...emniyet subabı gibi duracaktır. Evet. Burada Sara önemli Hı -hı. bence... Mertens söylemi Niye? Çünkü Icardi bazen savunma arasında kaybolup gittiği çok maç oluyor. Hı hı. Oraya orta indiremediğiniz zaman ama Sara ve Mertens e, bu senenin bayağı bir hamle yapacak oyuncuları. Çünkü Mertens hı. tek kalıyordu. Yani skoru, bak şimdi Barış skoru çok değiştirecek bir oyuncu değil. Evet. Fizik gücüyle zorlaya zorlaya giden bir oyuncu. Yunus Keza öyle. Yani fizik gücü çok üst düzey olmasa da bazen şutları bazen dribblingleriyle gidiyor. Ama Sara burada Galatasaray'ın orta sahadan gelen skor eksikliğini kapatan bir oyuncu oldu. Hı hı. E, Mertens'in de gününde olması, asisti şutuyla işi çevirdiği zaman sonrası zaten rakipler rahat rahat açılmaya çalışacak. Peki hamle olarak e, Batuay'ı sormak hı hı. istiyorum aslında. E, yani İkardi Batuay ikilisini acaba zaman zaman Çift sahada da aynı anda da görebilir e, miyiz? Olur. Geçen sene de Galatasaray elemelerde falan da bunları yaptı. Yani hı hı. E, hani Batuay olmasa da başka oyuncularla ama hı. burada Net 11 bu. Hı hı. E, skoru tuttuğun zaman, aldığın zaman zaten çift forvet diye bir denemeye girmeyecektir Okan Buruk. Bazı oyuncularını hı hı. duruma göre kenara çekebilir ama Batu skoru tutmada mesela Mertens'in yerinde de oynayabiliyor. Evet. Ya da Icardi'yi oraya çekip Batu Şuhayi'yi biraz daha fizik gücünü kullanan bir oyuncu olarak da tutabilirsiniz. Hı hı. Bunlar senin zengin kadrosu. Her ne kadar sakat cezalılar olsa da hı hı. zengin kadrosunun bir getirisi. Önemli eksikler de var. Ziyeş uzun zamandır görmüyor evet. zaten takımda. Onun da bir sakatlığı söz konusu. Ziyeş bir daha göremeyiz. O kadar. Ziyeş yani çok ekstra bir dönüş yapmadıkça bence Ziyeş'in artık Galatasaray kariyeri sona geldi. Hı hı. Birkaç maçta belki çıkar. E, bir iki hamle yapar, oynar falan ama... Mesela 15 maçlık bir e, durumu var onun. Yani 15 maça gelirse kontratı hı hı. bir sene daha uzuyor. Ben... Galatasaray'ın asla bunu yapacağını düşünmüyorum. Hı hı. Ki eldekiler yani eldeki Yunus, Barış hani Sara tuttuğu bir dönemde ben böyle bir riske gireceğini düşünmüyorum. Devre arasında da olası bir tekliflerde bon servis bile almadan hı hı. Galatasaray Ziyeş'i gönderir. Geçen sene Angelino'ya yapılan unutulmasın. Yani bu o süresi tamamlatılmamıştı. Hı hı. Ben Ziyeş'te de aynı şeyi söylüyorum. Ziyeş hani tribünde en çok çektirdiği üçlüyle hani o geldiğinde bir de bir iki maçtaki performansıyla hatırlanacaktır bence. Şimdi Okan Buruk yeni transfer Şalalay'ı ligde kullanmaya başladı. Burada Hı -hı. statü gereği evet. yok acaba kanatlar açısından sence bir alternatifsizlik söz konusu mu Avrupa Ligi'nde? E, ya çok düşünmüyorum. Çünkü Saray'ı da kanada atabilirsin. Her iki kanatta da kullanabilirsin. Hı -hı. E beke kullanıp biraz ona göre bir denge sağlayabilirsin. Yani evet, alternatifleri evet. olan bir kadro Galatasaray'ın ki. E, o yüzden ben Sadece Ziyeş'in olmaması, tabii Ziyeş sonuçta hem sağda hem solda oynuyordu. Yani kulübeden de gelse her zaman bir tehditti. Ama Galatasaray'ın da oyun direncini düşüren bir yapısı vardı. Hı hı. Hem Yunus hem Barış maçın 90 dakikası boyunca yani sürene kadarsa o kadar maçın içinde kalan konsantrasyonunu kaybetmeyen bir hı hı. yapıdalar. Yunus'un çıkışı burada o yüzden önemli. Yani ben çok fazla o açıdan zorlanacağını düşünmüyorum. Peki gözler kimin üzerinde olacak? E, elbette ki herkesin gözü Icardi'nin evet. üstünde. Yani Icardi varken sahada hı. başka kimseye gözünü çeviremezsin. Hı hı. Sence nasıl bir sezon geçiriyor? Şöyle bir 6-7 haftayı düşününce. Şimdi formsuz dediğimiz Icardi'nin golleri hı hı. katkısı hala devam ediyor. Evet. Bitirici vuruşlarda belki de ligin en iyisi yani tartışma. hani Avrupa'nın en iyilerinden ligde de hani diğer hem Immobile hem Jacko ile beraber artık değerlendirdik hı hı. ya. Onlar arasında da bitirici vuruşları en iyi oyuncu. E, son maçta attığı gol Gerçekten hani tam bir ceza alanı golcüsü olduğunu gösteriyor. Bunun dışında Sara bence e, bu senenin en çok katkı veren parlayan yıldızlarından evet. biri olacaktır.